Şimdi bir kere bunlara başlamadan yine bununla bağlantılı, az önceki görüntüyle bağlantılı hale getirelim. E, CHP'nin iktidar olamaması, Türk halkının CHP'yi Türkiye'yi yönetecek bir parti olarak görmemesinin pek çok nedeni var. Az önceki Mahmut Tanal'ın hareketlerinde görüldüğü gibi. Bu, bu yüzden işte CHP, yani pek çok nedenle olamıyor da bu nedenle de olamıyor. Türk ordusuna, Türk askerine hakaret eden panzerin üstüne çıkan ama PKK'nın sözde paçavralarını değerli sayan vekiller olduğu sürece bu insanların Türkiye'yi idare etmesini istemiyor Türk halkı. O yüzden bu nedenle de ve başka az sonra konuşacağımız birçok nedenle de CHP 70 yıldır tek başına iktidar olamıyor. Olamayacak da. Çünkü biz burada Türkiye'ye yönetici seçiyoruz. Türkiye'ye belediye başkanı Türkiye'ye milletvekili seçiyoruz, değil mi? Türk halkı olarak. Amerika'ya, Teksas'a Kandile vekil seçmiyoruz. Ne dedim? Ne çıktı ağzımdan? Ne çıktı ağzımdan? Kandile vekil seçmiyoruz dedim, değil mi? Çok güzel. Ha, bak. Kandile vekil seçilmiyor. Sen Kandile vekil seçersen iktidar olamazsın tabii Türkiye'de. Türk milletini yönetecek insanları seçiyor millet. E, yasalara uymazsan halk seni seçmez. Fethi Yaşar'ın söylediği çok doğru. Zamanı değiştiremeyiz diyor. İki yıl ve üç yıl şartı var genel baş, kongre için seçim yapılacak. Yapmamışsınız. Daha önceki tartışmalarda CHP yapmamış bunu. Daha önceki tartışmalarda televizyonlarda gördüm daha önceki günlerde. Efendim işte CHP'ye kayyum atanırsa yani yasa kayyum atanacak diyor. CHP'ye kayyum atanırsa buradan da iktidara yönelik bir mağduriyet yaratıp CHP bunu kullanabilir endişesi var. Ama hukuk aldığı ve alacağı kararlarda kimin işine yarar diye bakmıyor. Değil mi? Kanun. Kanunlar nerede çıkıyor? Bizim de içinde olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkıyor değil mi? Evet. Bu dönem anayasa değişikliği de yapılacak. E, milletvekilleri de kendi çıkardığı kanunlara uymak zorunda. Ee, daha düne kadar milletvekiliydi Kemal Bey. İki ay öncesine kadar. Şimdi elinde hiçbir şey yok. Ne tas ne ne derdi? Ettas ne namı. Ne yok. Tası tarağı topladı, git, ne tas tara topladı gitti gidiyor. <laughs> Tası tara topladı gidiyor Kemal Bey. Ya bu İmamoğlu gelsin daha iyi olacak anlamında değil. Şimdi kurala uymamışsınız, Tüzüğünüzü uygulamamışsınız. Seçime girmemiştiniz. Kazand, e, kazandığınızı, kazanacağınızı bildiğiniz halde 3 seneyi geçmiş. Yani şu anda görünen durum bana göre, bana göre şudur. Kayyum yönetimde CHP'nin genel kurulunu yapmasıdır.